Karanlık Adam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürünle daha karşınızdayım. Bayağı oldu ürün çekmeyeli. Gözüm çok üzerindeydi bu ürünün. Gerçekten hem merak ediyordum hem bu ürünle ilgili aklımda projeler vardı. Hani çekim yapmak üzerine. Çünkü 360 dereceyle yapılabilecek şeyler aslında çok fazla ama maalesef hala alışmış değiliz gibi gözüküyor bu yeni teknolojiye diyeyim. Biliyorsunuz eskiden bunu GoPro yaklaşık 5 ya da 6 kamerayla beraber yapıyordu. İşte GoPro 3 zamanı sanıyorum. İşte bir aparat ile 5-6 tane kamerayı böyle 360 dereceyi doldurabilecek şekilde bağlıyordunuz. Hepsini birbirine bağladıktan sonra da o çekimi yapabiliyordunuz. Ondan sonra GoPro Fusion çıktı. Şurada gösterdiği gibi 360 derece çekim yapabiliyor. Şimdi kutu açılışı yapacağım. Çekim örneklerini diğer videoya bırakacağım. Çünkü çekim örnekleri aslında çok önemli. Hem nasıl kullanıldığıyla, programıyla ilgili de bilgiler veririm. Bu ürünü almayı düşünen arkadaşlar için bir ön kılavuz gibi olabilir. Yalnız şöyle bir örnek vereyim. Daha doğrusu örnek demeyeyim arkadaşlar. Ben bunu Amerika'dan getirttim. Bu vesileyle Aykut abime ve oğlu Oytun'a teşekkür ederim. Şu an bu ürün %50 indirimli Amerika'da. Yani $299 arkadaşlar. Ben vergisiyle beraber işte $320 falan aldım. Ülkemizde maalesef söylemeye gerek yok. Çok pahalı. Ürünün GoPro'daki eski fiyatı da zaten $600. Yani ne zaman $600 geçer bilmiyorum ama belki de kampanya bittikten sonra $600 yaparlar tekrar ya da yeni bir ürün çıkacaktır bilmiyorum ki çok yeni ürün beklentim yok çünkü bu ürünün şu haliyle bana bütün beklentilerimi karşılayacağını düşünüyorum. Hemen kısaca bir kutu açılışına da geçelim. Geyiğimiz de eğer olursa ondan sonra yaparız. Şimdi ürün bayağı büyük bir kutuda geliyor. Şu ana kadar ki GoPro'ların içindeki en büyük kutu. Kamera gördüğünüz gibi çift yönlü. Sadece bir tarafında ekran var, diğer tarafında yok. Yani kayda başladığını bu tarafından takip ediyorsunuz. Zaten açma kapama düğmesi de ekran olan kısımda. Şunu şöyle koyalım. Tabii böyle ekranın üstüne koymak da hoş değil. Bu ürünü saklamakla ya da tutmakla ilgili bir çözüm bulmak lazım. Bir sürü kitapçık her zaman olduğu gibi. Türkiye'de satılanların içinde bile Türkçe çıkmıyor zaten. Evet, tam bahsetmişken güzel bir saklama kabı olmuş. Tabii şu altındaki aparatı çıkartmak gerekecek. Şu ana kadar gördüğüm en iyi GoPro aparatı, en geniş yuvarlak olan da öyle. Herhalde kask ve benzeri şeyler için. Bu da düz bir zemin için. Bunları satılıyorsa diğer GoPro'larım için de almak isterim. Çünkü gayet güzel ve büyük. Tek sıkıntıları denizde biraz zarar görüyorlar. Yine USB-C kablomuz. Bayağı elimizde çok oldu. Pilimiz. Vidamız. Aparatımız. Tutma aparatımız. Bu aparat haricen Amerika'da zaten sadece bu $60 satılıyor arkadaşlar. Yani düşünürseniz kameranın ne kadar uyguna geldiğini anlayacaksınız. Şunu bir çıkartıp göstereyim. Sadece tutma aparatı da değil bu. Onu da göstermek istiyorum. Aynı zamanda ürünü bu şekilde koyup sabitlemeniz için yapılmış. Yalnız bu ürün ne ilgili şimdiden söyleyeceğim bir şey. Yerden yüksekliği bu şekilde 360 derece çektiğinizde şöyle düşünün. Böyle bir alanı alacaktım. Gördüğünüz gibi daha büyük bir açıyla çekme imkanınız var. Yani bunu ister kask, ister motosiklet, ister araba ya da herhangi bir şeyde bu yükseklikte çekmek gerekiyor ki örneklerde de göreceğiniz üzere alan ve 360 derece çekim daha güzel gözüksün. Dediğim gibi bunun farkını çekimleri yaptığımda çok net daha göstereceğim. Ama içindeki aparatlarla ve şu anki fiyatıyla bence çok iyi. Yani Amerika'dan alabilme imkanı olan arkadaşlar varsa hiç düşünmesinler derim. Bu arada arkadaşlar pilin olduğu yerden diğer GoPro'larda olduğu gibi SD kart girişleri var. Micro SD kart. Yalnız iki Micro SD kartla çalışıyor. Onun bugün araştırmasını yapıp alacağım. Çekimlerden önce Lexar ya da SanDisk bilmiyorum. Tabii ki yüksek okuma ve yazma hızı olan bir ürün almam gerekiyor. Çünkü bu ürün 5K çekim yapıyor. 5K nedir derseniz
işte 360 dereceyle bağlantılı. Yoksa biliyorsunuz en büyük çekim ve televizyon şu an bizde 4K olarak mevcut. Bunları da dediğim gibi örneklerle beraber kıyaslayarak göstereceğim. SD kartlarım geldikten sonra çekim yapabileceğim. Ama kutunun içinden çıkanlarla beraber saklama kabı dahil bence Amerika'daki fiyatı şu an inanılmaz uygun. Onu söylemek istiyorum. Eğer fırsatı olan arkadaşlar varsa gerçekten almalarını tavsiye ederim. Ürünle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Keyifli çekimlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza unutma. Abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.